Bu evde kal uyarısında son günlerde adeta ileri yaştakilere av gibi sosyal medyada çok yakışıksız videolar, rahatsız edici videolar paylaşıldı. Dün sabah birini biz de sizle paylaştık. Yaşlı bir amcayı polismiş gibi, ki otobüse alınmamış, çok yorulmuş ve kaygılı haldeyken polismiş gibi onları dalga geçercesine onu kendince uyardığını düşünen kişiler var. Sonra zaten var. Gerekli işlemlerin yapılacağını, evet, beklediğimizi de söyledik. Nitekim yapıldı da. İçişleri Bakanı da telefon ettiği, aynı zamanda vali ziyaret ettiği, çok şık hareketler bunlar. Evet. Ama bu arada da verilen bir ceza var. Evet. İşte 15 gün evinde kalacak elektronik kelepçeyle. Bir daha mı huzur evi ziyareti var? Salgından haftada iki sonra. Yere. Salgın geçince aman yaşlıları... Aman ona dikkat. Bence salgından sonra da yani böyle virüs gibi adamlar pek huzur evi ziyaret etmese iyi mi olur acaba diye düşünmedim değil. Belki başka bir yerinden bakmayı öğrenirler. Zorla da olsa belki oradan çıkaracakları belki bir şey olur. İzleyelim haber. Amcacığım, yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? En az saniye geldim, otobüse bindim, eve gidelim. İhsan amca derdini böyle anlatmaya çalıştı. Amacı sadece hastaneye gitmekti. 65 yaş üstü olduğu için ücretsiz kartıyla otobüse binmek istedi ama koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüse alınmadı. Ne yapacağını düşünürken sokakta karşısına MTE adlı kişi çıktı. Kendini polis gibi tanıtıp İhsan amcayı korkutan MTE üstüne bir doğanları sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çekti. Tamam, sana bu seferlik işlem yapmıyoruz, evde kal. Tamam. MTE İhsan amcayı korkutup hakkında işlem yapmıyoruz dedi. Ama bu görüntülerden saatler sonra kendisiyle ilgili işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı, hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 65 yaş üstü ve risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır demişti. Bu görüntülerin ardından İhsan amcayı aradı. Yaşanan münasebetsizlikten dolayı özür diliyoruz dedi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, MTE'ye 15 gün süreyle elektronik kelepçe takılmasına ve bu sürede konutunu terk etmemesine karar verdi. MTE'nin haftada 2 gün evine en yakın huzur evi ve yaşlı bakım evine gitmesine de karar verildi. Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet sistemimiz evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi dedi.